Örneğimizde bir katının üzerine daha sonradan nasıl açı ekleyebileceğimizle ilgili bir çalışma yapalım. Bunun için draft komutunu kullanıyoruz. Draft komutunda ilk önce nötr düzlem özelliğini inceleyelim. Nötr düzlem özelliğini seçtim. Nötr düzlem bilgisi istiyor bizden. Değişmeyecek olan yüzey burasıdır diyorum. Açı vereceğim yeri de bir sonraki pencerede seçiyorum. Draft açı değerini değiştirmiyorum. 10 derece olarak kabul ediyorum. İşlemi onayladığımızda nötr düzlemin değişmediğini, diğer yüzün ise yukarı doğru 10 derece yükseldiğini görüyoruz. Şimdi draft komutunun farklı özelliklerini inceleyelim. Ama ilk önce buradaki ve yanlardaki yüzü iki yüz haline dönüştürelim. Bunun için eğiler menüsünden ayrım çizgisi komutuna giriyorum. Yansıtma özelliği aktifken buradaki çizimi ve ayırmak istediğim yüzleri seçiyorum. İşlemi onaylıyorum. Böylece bu yüzleri iki parça ayırmış olduk. Tekrar draft komutuna giriyorum. İlk önce basamak draft özelliğini seçiyorum. Çekme yönü olarak üstteki yüzü belirtiyorum. Ayrım hatları penceresinde ise burada yeni oluşturduğum kenarları seçiyorum. Kenarları seçtiğimde üzerinde sarı oklar oluştu. Bu oklar işlemden etkilenecek yani açıyı alacak yüzü gösteriyor. Yönü değiştirmek için ayrım hatları penceresine geliyorum. En alttaki seçilirken Shift tuşuna basarak en üst seçeneğe geliyorum ve hepsini seçiyorum. Ardından diğer yüz seçeneğine tıklıyorum. Böylece oklar artık alttaki yüzü gösteriyor. Yine açı değerim 10 dereceyken işlemi onaylıyorum. Verdiğim kenar hattından basamak şeklinde başlayan bir açı oluşturmuş oldum. Açının yüzündeki bütün değer aynı yerde ve aynı hizadalar. Fakat üstteki çizgi buradaki parçaya daha yakın olduğu için buradaki yüzü daha dar, aşağı indikçe yüzleri daha geniş görüyoruz. Draft'ın son özelliğini inceleyelim. Tekrar komuta giriyorum ve bu kez ayrım hattı özelliğini seçiyorum. Çekme yönü olarak buradaki küçük düz yüzü belirtiyorum. Ayrım hatları için az önce seçim yaptım. Kenarları tekrar seçiyorum. Bir de bu kenarı seçiyorum. Etkilenmesini istediğim yüz, üst taraftaki yüz. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum diğerlerimde. Ve 10 dereceyi onaylıyorum. Bu kez bulunduğu ayrım hattından 10 derecelik açı oluşturan bir yüzey tasarlamış olduk. Her birinde farklı 10 derecelik açılar var. Bu farklı 10 derecelik açılar sadece konum olarak birbirine değişiklik gösteriyor.